Efendim herkese yeniden merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi'nin almış olduğu son bir karar, 21. yüzyıl ve devamındaki insanlık açısından son derece tartışmalı ve son derece önemli bir karar oldu. Sahipliğini Elon Musk'ın yaptığı Neuralink diye bir şirket var. Bu şirket bazı hastalıkların, nörolojik hastalıkların beyne konulan bir çip ile düzeltilebileceğini ileri süren, bu konuda çalışmalar yapan bir şirket. Eski çalışanlarının ifadesine göre bu şirket 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvuruda bulundu ve geliştirmiş olduğu çipin insanlı deneylerde kullanılmasını talep etti. İncelemeler sonucunda idare uzun bir mektup ve şartlar zinciriyle bu talebin şimdilik reddedildiğini ama mektupta belirtilen şartların karşılanması halinde bu başvurunun yeniden değerlendirileceğini kaydetti. Ve anladığımız kadarıyla şirket o günden sonra idarenin kendisine vermiş olduğu o şartlar listesini titiz bir çalışmayla tamamladı, verdi ve bu onayı aldı. Bir yönüyle baktığınız zaman bu insan beynine insan ürünü bir çipin uygulanması sonrasında doğabilecek bütün tartışmalarının da başlangıç noktasını oluşturuyor. İsrailli akademisyen Noah Hariri'nin Homo Sapien kitabını okumuşsunuzdur yüksek ihtimal. Onun devamı Homo Deus. Homo Deus'ta Hariri insan evriminin bugün gelmiş olduğu noktada artık doğanın ötesinde kendi ürettiği teknolojik zeminlerle bir zıplama yapacağını ve bu zıplamayla ortaya Homo Deus'un çıkacağını, beynine çip yerleştirilmiş üstün kabiliyetlere sahip insanlarla henüz o çipe kavuşamamış normal Homo Sapien, yani normal insanlar arasında müthiş bir kopuş yaşanacağını ve zaman içinde de insanın kendi beynindeki çiple kendini geliştiren bir varlığa dönüşeceğini ileri sürer. Olur mu olmaz mı bilmem, ileri sürer. Ama şu anda Musk'ın obeziteden otizme, depresyondan şizofreniye kadar uzanan bir dizi hastalık bu yöntemle tedavi edilecek açıklaması, işin doğrusu birçok akademisyen gibi beni de çok fazla tatmin etmiyor. Yani bir İnsan yapımı, üstün nitelikleri kavrayabilen, yürütebilen bir çipin bir insanın beynine yerleştirilmesine izin verdikten sonra nelerle karşılaşabileceğimizle ilgili şu anda elimizde herhangi bir önlem ve veri bulunmuyor. Peki çip yalnızca nörol sinyalleri kullanarak harici teknolojileri kontrol ederek ciddi felç hastalarının iletişim becerilerini yeniden kazanmalarına yardım olmayı hedefliyor diyor. Körlük tedavisinde de kullanılıyor. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Bakın bunları ben yabana atarak konuşmuyorum. Bakın Ayla Garipoğlu diye bir genç bayan meslektaşım var. Onun bir çalışmasını buldum bu dersimi çalışırken bu konuya. Çok güzel bir çalışma yapmış. Serbest gazeteci bu değerli arkadaşımız. Beyne çipte insanı bekleyen tehlikeler başlığı altında bizim bilim insanlarımızla görüşmeler yapmış Ayla Hanım. Ben onlardan özetleri size aktarıp çekilmeyi düşünüyorum. Çünkü bu hepimizin üzerinde konuşacağı, tartışacağı bir konu. Profesör Doktor Ebru Akçapuna, Hacettepe Üniversitesi'nden bölüm başkanı diyor ki, çiple verilecek sinyalle örnek açlık hissiniz önlenebilir ama bu sizin isminizin değiştirilmesi riskini doğurmaz.
bilişsel bir değişiklik olması için, robotlaştırma için insan beyninin bilgi saklama modelinin bilinmesi gerekiyor. Anılan aidiyeti neye göre saklıyoruz? Zaman mı, duygular mı? Bu tam olarak bilinmiyor. Kişiye göre değişip değişmediği de bilinmiyor. Kişiyi robotlaştırmak ancak o kişinin bilincini, bilgisini, anılarını, tecrübelerini ele geçirmekle mümkündür diyor. Doğru, böyle bir şey var. Ama Üsküdar Üniversitesi'nden doçent doktor Korkut Ulucan da şöyle diyor. Şu anda beyin pili, Parkinson ve nörolojik hastalıklarda kullanılıyor, başarılı sonuç veriyor. Ama Musk'ın söyledikleri farklı. Beynin öğrenme sisteminin şifreleri anlaşılırsa tabii robotlaştırma da başlar. 10 yıl önce bugün tartıştıklarımızı söylesek gülerdik ama bugün özellikle yapay zekanın devreye girmesiyle bugün yaşananlardan bilim insanları bile korkmaya başladı. Düşünce okunursa davranış kalıpları değiştirilebilir. İşte geçenlerde düşünce okundu. Biliyorsunuz ben verdim şeyi. Şu an beynin o bölgeleriyle ilgili bilgimiz çok az ama zamanla bu bilginin artacağını bilerek hareket etmeliyiz. Bilimin kötü kullanımı öne çıkabilir. Acı çekmeyen asker yapalım diyebilirler. Zekayı arttırabilirler. Belli bir nüfusu, ulusu öne çıkaran uygulamalar olabilir. Çip takıldığında birçok özelliğimizi de kapatabilirler diyor. Mesela vicdanlı bir adamı vicdansız hale getirebilir misin herhalde? Böyle yani. Veya işte asker üretme. Sen bir tek askersin kardeşim. Robot ol, acı çekme, gözünü kırpma, uyuma falan. Böyle yani. ODTÜ'den de mühendislikten doçent doktor Erol Şahin. Onun da önemli lafları var. Bilimin kötüye kullanılma riski ateşin icadından bu yana var. Bu da doğru. Bu da doğru. Yani ateşi yemek pişirmek, çelik üretmek için de insanları fırınlarda yakmak için de kullanabiliriz. Bu nedenle kötüye kullanım riski nedeniyle iyi bir gelişime hedefleyen projeleri durduramayız. Kötüye kullanımı önleyecek kuralların oluşmasını desteklememiz gerekir. Teknolojiyi şeytanlaştırmak insanlığa kaybettir. Şimdi bu üç önemli açıklamada bence kendi içlerinde çok güzel doğrular barındırıyor. Üçü de çok doğrular barındırıyor. Yani ama hakikaten önce karar vermemiz gereken bir şey var. Çok büyük ataklar yapıyoruz yapay zeka ile beraber. Bu hakikaten teknolojiyi bir şeytanlaştırma sürecine girer mi? Kötüye kullanımlar artarsa biz ne yaparız? İki, kötüye kullanımların artacağını adımın ardan olduğu kadar emin olduğum için söylüyorum. Bunu önlemek için küresel sistemde ne tür bir yapılanma öngörüyoruz? Hukuki veya işte idari yapılanma. Bütün bunları becermeden, bütün bunlara açıklık kazandırmadan bizim bu gelişmelerin altından kalkmamız mümkün değil arkadaşlar. Ben özellikle yapay zeka ve beyinle ilgili çalışmaları takip eden bir arkadaşınızım. Sizleri de bilgilendireceğim. Lütfen o videoları izleyin. O videolar, yani bunun gibi videolar, işte bilim insanlarının bu tartışmaları, inanın bana günlük siyasi tartışmaların en az 1 milyon misli daha önemlidir. En az 1 milyon misli diyorum. Takip edeceğiz. Hoşça kalın.